Kredi alabiliyor muyum konusu biraz daha hassas bana niye çıkmadı ben niye alamadım orası biraz önemli ben burada size bir şey sorayım e, diyelim ki e, paranız var şu anki konumunuzu unutun okulda arkadaşlarınızdasınız borç vereceksiniz borç vereceğiniz arkadaşa bakarken nelere dikkat edersiniz yani ben neye göre borç veririm dersiniz bir bankacılığın dışına çıksak. Tanımadığım adama borç vermem bir kere. Neden? E, ya iyiliğinden kötülüğünden değil. E, bence bir bende bir e, evveliyat olması bir sefahati, bir hikayesi olması lazım. Siz bunu sanıyorum kredi skorlarında zaten görebiliyorsunuz. İkincisi e, daha evvelki insan ilişkilerinde yani etrafa davranışlarında vesairelerinde pek de böyle hani çizginin dışında e, hani olaylara girmemiş olan insanlara e, vermeye çalışırım. E, aşağı yukarı üstüne bir başına ve üniversite içindeki konumuna vesairesine tahminen maaşına ücretine de bakarım ki acaba bana geri ödeyebilir mi? Bir de sonuçta döner kendime bakarım. Banka dediğiniz şey veya bir borçlanma aracı aracılığı yapan kişi aslında fon arz edenle yani elinde fazla para bulunandan o parayı alıp ona belli bir maliyet ödeyip sonra fon talep edeni, yani paraya ihtiyacı olan kişiye bu parayı veren insan. Dolayısıyla bazen hani toplumda bankacılarla alakalı ya da bankacılıkla alakalı yanlış yorumlar yapılıyor. Çok üzülüyorum. Hiçbir bankacının derdi tutup da kimsenin malını mülküne el koymak değil. Borç veren kişinin de şahsi olarak hani Emre Erkin olsun. Hiç kimsenin aslında ben ödeyemiyor musun? Ver o zaman bana bilmem ne. Onunla uğraşmıyoruz biz. Biz istiyoruz ki parayı borcu verdim parayı geri alayım diye. Herkes parayı geri almaya bakar. İlişkinin de sağlıklı tarafı budur. Evet, şimdi bu noktada tabii e, bizde bankalar tarafında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bana kredi çıkar mı, bana kredi ne kadar çıkar. Şimdi siz nasıl bir arkadaşınıza ya da birine verirken bir tanıma e, geçmiş olsun, benle bir bilgi, e, bende bir eski bilgisi olsun o kişinin bir ne yapacağı hakkında itibar hakkında bilgi mi olsun diyorsunuz. Biz de bankalar olarak tabii bu bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz ama bizim burada bir zorluğumuz var. O zorluk şu. Siz dijitalde bir forma girip de 8-9 tane bilgiyi doldurduktan sonra orada bir tamam butonu var böyle ekranda. Ona bastığınızda birkaç saniyeniz var bu cevap verebilmek için. Ee, böyle oraya basınca birileri arkada koşuşturup bir şey yapmıyor. Artık eee kredilerin %99'unu belki çok daha e, hani yüksek oranda artık çok 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 az kaldı hani istisnai olarak otomatik olarak değerlendiriyoruz. Bu otomatik değerlendirmede de aslında ne yapıyoruz? Hep sorulan bu bana kredi çıkar mı ya da ne kadar e, çıkarın cevabını bir yerlerden bilgiler alarak toplayıp cevaben dönüyoruz aslında. Yani şunu söylüyorsunuz keyfiyetle vermiyoruz bunu. Bu ciddi algoritmalar yazılarak e, kredi skorlarına bakılarak davranışlar tespit edilerek bankanın kendi usul esas alışkanlıklarına bakarak veriyoruz zaten. Aynen o şekilde. Burada çok önemli bir bilgi kaynağı bu e, kredi kayıt bürosunun bizim ülkemizde çok gelişmiş bu arada. Hani biz e, ING'nin globaldeki diğer ülkelerle de görüşüyoruz. Hani e, Bu anlamda bir e, bankalar arası bir birlik yapıp da... E, ee, bu kadar güzel bir bilgi sağlayan başka kuruluş da çok fazla yok. Ee, burada e, kredi kayıt bürosundan bize anlık olarak aslında müşterinin e, geçmişi ile ilgili bilgiler geliyor. Ne geliyor? Birincisi aslında gününde ödemiş mi? Ne kadar borcuna sadık? İkincisi e, ne daha önce çok borç alıp vermiş mi? Çünkü aslında bu iyi bir şey. Normalde hani genelde burası yanlış bilinenlerden. Hiç ben bugüne kadar kredi almadım ilk defa deniyorum. Bana hiç kredi çıkmadı. Neden? E, bu soru çok geliyor. Yani e borç alma verme alışkanlıkları oturmuş mu bu şahsiyetin diye araştırıyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Aynen Kredis öyle. Yani ben yani. arkadaş örneğini oradan veriyorum. Bir arkadaşınız var düşünün. Yılın başında başka bir arkadaşınızdan borç almış ödemiş. İki ay sonra birinden almış ödemiş. Üç ay sonra birinden almış ödemiş. Ve belli bir ödeme kapasitesi var. Bunu görüyorsunuz. Alışkanlık olarak da bunu takip ediyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki yani bu kişi benden de aldığında herhalde öder diyorsunuz. Bu önemli, onun için hani burada ben hiç bu sisteme girmedim, hiç kart kullanmadım, hiç kredi almadım bugüne kadar arkadaşım o var sürekli alıyor ona çıkıyor ya. kredi bana çıkmıyor denilen noktada aslında biz biraz bilgiyi küçük küçük de olsa toplamamız gerekiyor biraz kart alışkanlığı e, böyle ufak krediler kullanmak aslında çok kötü bir şey değil. Ee, yani kredi geçmiş oluşturma anlamında çok kötü bir şey değil. Burası genelde bilinenin tersine işliyor. Artık tabii çok kredi kullanan müşteriler var. Bunları çok net biliyorlar. Puanların nasıl arttığını azaldı ama sisteme dışarıdan yeni gelenlerde aslında bu soru genelde geliyor. Ee, bunun dışında da bir e, tamam baktık e, düzgün ödüyorsunuz. Çok da almışsınız, düzgün ödemişsiniz. Bugüne kadar onlar da önemli. Ama acaba yakın zamanda çok aldınız ve üstünüzde çok borç var mı? Bu da bizim için önemli. Yani şimdi Sene başında 5 bin lira aldınız ödediniz. Sonra 5 bin aldınız ödediniz ama son 3 ayda bir baktık her yerden 5 bin 5 bin aldınız. Şimdi bir 5 de ben vereyim mi? Acaba bunu verdiğim Hı? zaman ödeme kapasitesinde müşterinin sorun yaratır mıyım? Şöyle uyarayım ayna gibi gözüküyor haberiniz olsun. Yani aldığınız her şey orada çatır çatır değil mi kredi evet, skorlarında? Evet aynen gözüküyor. Ee, bunların hepsinin üstüne bir de biz tabi banka olarak kendi geçmiş bilgiler tutuyoruz içeride. Oralardan diyoruz ki bu tip müşteri ödemiş bu tip müşteri ödememiş. Onları çıkarıyoruz. Sağ olsun bunu yapan analitik ekiplerimiz var. Çok detaylı modeller çıkarıyorlar. Sonra o butona basıldığı zaman tüm bu bilgiler saniyeler içerisinde dönüyor ve bir onay ve tutar çıkıyor. Sonrasında da müşterimiz o merak Hayır, ettiği soru cevabını olsun alıyor. Hayırlı olsun deniyor değil mi? Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun demediğimiz müşteriler de bu yollardan geçerek biraz belki yüksek kredi istediyse daha küçük krediler kullanarak belki bir miktar kart kullanıp onu zamanında ödeyerek sistemin içerisine girip kredi alabilir durumu aslında geliyor olması gerekiyor. Her zaman da uymayabiliyor işte bazen ben alırdım niye alamadımlar falan oluyor ama günün sonunda birçok müşterimiz krediyi alıyor düzgün şekilde de ödüyor. Sinan Üstad ben İnege Türkiye'yi çok yakından takip ediyorum elbette ama bu tabii mesaj bombardımanı ve günlük hayat içerisinde gözümden kaçırdığım yeni ürünler oluyordur. Acaba İnege Türkiye'nin yeni müşterileri yeni ürünleri hmm. nedir biraz anlatabilir misiniz? Peki. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi e, yeni çıkan bir düzenleme ile artık müşterilerimizi dijital olarak müşteri yapabiliyoruz. E, bu ne demek aslında? Eskiden en azından bir kere olsun şubeye uğrayıp bir imza gerekiyordu müşterilerimizden. Onun için müşterilerimizi rahatsız ediyorduk. Şubelerimize çağırıyorduk ya da kuryelerle alıyorduk o imzayı. E, şimdi e, en azından bu gereksinim kalktı. Tüm sektör için kalktı. Bu da aslında sektörde bir özellikle yeni müşteri ediniminde bankalar arasında böyle biraz daha bir rekabet, bir e, heyecan yarattı diyeyim. E, biz de ING olarak e, yeni müşterilere çok avantajlı faiz oranları sunuyoruz şu an için. Bunun yanında tabii sırf yeni müşteriye sunmuyoruz, mevcut müşterimizi de üzmeyelim diyoruz. Mevcut müşterilerimize de çeşitli avantajlarımız var. Bunu sağlarken de özellikle şöyle demin konuştuk işte bankayla ilişki dedik, bankadaki geçmiş dedik. Biz de diyoruz ki eğer ki müşterilerimiz bankamızla ilişkilerini daha yüksek yoğun tutarsa, bankadaki hesap hareketlerini, aktifliklerini arttırırsa, bizle ilişkilerini arttırırsa daha iyi faiz oranı alır. Şimdi bu Ne demek aslında? Ee, bizim bir tane turuncu ekstra diye programımız var. Bununla birlikte başka opsiyonlar da sunacağız önümüzdeki dönemde müşterilerimize. Bu turuncu ekstra programımızda müşterilerimiz eğer ki nakit kartlarıyla ayda bin lira harcama yaparlarsa kredinin faiz oranı kendilerine daha düşük yansıyor. Yani zaten yaptıkları harcamayı yapıyor olacaklar ama... Evet, Turuncu ekstra kampanyası. Burada da yani. şunu özellikle belirtiyoruz. Şimdi müşterilerimiz bin lira harcama deyince ben bin lira daha harcama nereden yapacağım diye düşünüyor olabilirler. Ama aslında biz günlük hayatımızda hepimiz işte faturalarımızı ödüyoruz. Bu arada fatura da e, yeterli oluyor. Sırf harcamaya da gerek yok. E, nakit kartımızla da gidip gidiyor, bir turu. marketten alışveriş Tabii. yapabiliriz. Benzin alışveriş yapabiliriz. Yani önemli olan o harcamaların bir kısmını e, bizim bankamız kartıyla yapıp bankamıza daha e, bağlı hale gelmeleri ee, bununla ilgili önümüzdeki dönemde mevduat tuttuklarında, benzer başka aksiyonlar aldıklarında daha düşük faiz yansıyacak durumlar da oluyor. Biz burada aslında müşterimizle e, normal faizleri üzerinden bir anlaşma yaptıktan sonra diyoruz ki, siz eğer bu koşulları yaparsanız biz bu ödediğinizin bir kısmını size geri veriyoruz ne güzel. Ee, ve faiz size daha düşük olarak yansıyor diyoruz. Aslında bu da bizim bankamızdaki bir e, böyle diğer sektörden biraz ayrıştığımız bir program diyebilirim Turuncu Ekstra adı altında. Ee, bu sayede müşterilerimiz aslında hem yeni müşterilerimiz zaten şu an özellikle şu son dönemdeki kampanyalarımızda çok avantajlı faizler elde ederken e, diğer müşterilerimize, mevcut müşterilerimize de ya da yeni müşterilerden bankamızda daha e, yoğun çalışmasını arttıran müşterilerimize e, düşük faizli bir opsiyon e, sunmaya çalışıyoruz e, avantaj sağlayacak şekilde. Bu anlamda da bakınca aslında çok... E, Adil bir durum diye düşünüyorum. Hani bizle daha çok çalışın, biz de size daha avantajlı koşullar sunalım gibi bir noktaya getirmiş oluyoruz konuyu. bu açıdan da hani hem yeni müşterilere hem mevcut müşterilere avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkürler. Evet efendim. İNG Türkiye para mevzularında bugünlük bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. İNG Türkiye ile beraber finansal okuryazarlık adına çok şey öğreneceğiz, çok şey anlatacağız.